Üstad Hazretleri Risale-i muhtelif yerlerinde meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz. Size kuvve-i maneviye olsun diyor. Şimdi bugün gündemimiz burası ama bu kuvve-i maneviye nedir? Onun güçlenmesi neden önemlidir? Kuvve-i maneviye insanın ayakta durmasını sağlayan güçtür. Hani biz böyle çok yoruldum diyoruz değil mi? İşte bu mektubun hakikatini bilmediğimizden o ayakta duracak kuvveti kendimizde bulamıyoruz. Ne diyoruz? Yıkıldım ya yok mu bir elimden tutan diyoruz. Neden? Çünkü şu hakikati bilmiyoruz. Yani ben nasıl ayakta durabilirim? Nasıl yıkılmam? İnsanlar sürekli üstüme gelse benim moralim nasıl bozulmaz? Nasıl gündemim değişmez? Dünyanın geçici olduğunun farkındayım. Ama neden sürekli moralim bozuluyor? Ne yapsam sapasağlam ayakta durabilirim? İşte Üstad Hazretleri'nin işaret ettiği, sıkça okuyunuz dediği, meyvenin dördüncü meselesi diye bahsettiği mektubun böyle bir gizemi var. Yani sana muazzam bir güç, muazzam bir kuvvet veriyor. Senin kalbinde olan güzellikleri hayata geçirebilmenin içerisinde aradığın o sır var ya, o güç, o kuvvet var ya işte bu mektubun hakikatinde saklı. Yani hakikatinde kelimesini özellikle kullanıyorum. Çünkü mektubu bilmek, okumak sadece yetmez. İnşallah bunun hakikatini ancak iman potamızda eritirsek bir işimize yarayacaktır. Şimdi bizim cesedimiz var ya şu cesedimiz, bedenimiz. Neyle kayım? Neyle ayakta? Ruh ile ayakta. Peki ruhumuz neyle kuvvet bulup ayakta kalabiliyor? O da kuvve-i maneviye ile ayakta kalabiliyor. Yani sıralama şöyle. Ceset, ruh, kuvve-i maneviye. Yani ben kuvve-i maneviye noktasını kaçırdığımda ilk hasar gören neresi oluyor Süleyman? Ruhum oluyor. Ruh hasar görünce neyin moralini çökertiyor, neyin gücünü elinden alıyor? Cesedin gücünü elinden alıyor. İnanın biz bu Risale-i Nurları böyle okuyan, 90 yaşlarında o kadar çok insan gördük ki hayret ediyoruz ya biz yoruluyoruz bu nasıl yorulmuyor diye. İşin sırrı tam burada. Ceset ruh ile kaim ayakta. Ruh ise bu kuvve-i ile. O yüzden bu dersin önemi çok fazla. O aradığımız güç, aradığımız gizli kuvvet, aradığımız sır tam da bu dersin hakikatinde saklı. Peki biz bu kuvveti nasıl alabiliriz? kuvve maneviye dediğimiz olayın. Bunun alınabileceği çok fazla parametre vardır. Ama o parametrelerden bir tanesi şudur. Bitmez tükenmez bir davaya kitleneceksin ve bu davanın normları ile sürekli motive bulacaksın. İşin sırrı burada. Şu hayatın geçici ve üzücü hadiselerinden daha büyük bir kuvvete dayandığın anda o kuvvetin gücü sana da sirayet ediyor. Sır burada. Ve öyle bir dava var ki dayanmamız gereken dünyevi hiçbir şeyle teraziye konulması mümkün değil. Neden? Çünkü konuşacağımız davanın her hali sonsuza bakıyor. Ama malayaniyattan sayılan dünyanın aklınıza gelebilecek güzel de olsa, kötü de olsa her hali elbet bir gün bitecektir. O yüzden konuşacağımızın ham maddesi başka bir alemden, başka bir diyardan başka başka şekillerde kuvvet veren bir meseledir. Ve şu an okuyacağımız ders inanın birçok ayet ve hadislerden süzülmüş bir meseledir. Buyurun okuyalım bakalım şu kuvvetin sırrı neymiş birlikte görelim. Bismihi Subhanahu. Şualar 11. Şua Meyve Risalesi. Meyvenin dördüncü meselesi. Yine gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki küreye arzı her cümerce getiren ve İslam mukadderatıyla alakadar olan bu dehşetli harbi umumiden 50 gündür şimdi 7 sene geçti aynı hal. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Şimdi bu halde ne biliyor musunuz? İkinci Cihan Harbi. 1939-1945. Ve dünyanın en kanlı savaşlarından bir tanesi. 70-80 milyon arası insanın öldüğünden bahsediliyor. Üstad Hazretleri böyle bir duruma karşı nasıl davranıyormuş? Hiç alakada bulunmuyormuş. Bakın çok ilginç. Biz ikinci Cihan Harbi'ne girmedik. Ama dünyanın bütün dengelerinin sebebi ne oldu? İkinci Cihan Harbi oldu. Şimdi garip bir şey. Yanındaki komşusunu merak eden insanın ikinci Dünya Savaşı gibi bir şeyi merak etmemesi normal değil. Ve Üstad Hazretleri'nin birinci Said dönemi dediği hayatına bakalım. Osmanlı'da Darül Hikmet'te azalık yapmış. Çok ciddi yerlerde vazifede bulunmuş. Osmanlı'nın her haletiyle ciddi manada ilgilenmiş. Bakın böyle bir insan yani dünya siyasetine, hususiyetle Osmanlı'nın ahvaline hepimizden daha çok alakadar olan bir insan başrolde ve bu insan ne yapıyor biliyor musunuz? 7 sene boyunca hiçbir şekilde ne oldu bu ikinci Cihan Harbi diye sormuyor. Şimdi ben başta dedim ki tamam insan kendisini bir yere kapar. Der ki ben bu gündemden sildim kendimi. Zira üstadım birçok hayatı da münzevi geçmiş. Doğru mu? İnsan sormayabilir dedim. Sonra Risale Nur'da baktım şu cümle geçiyor. Odamdan işitilen radyoyu bir kere dinlemedim. Aman aman aman. Yani bir çeldirici de var mı şıklarda? Çeldirici de var. Bu mesele Üstad Hazretleri'nin odasından dahi iştirebiliyor odamdan işitilen radyoyu bir kez dinlemedim. Neden acaba bu ahval? Şimdi bak çok merak edilecek bir konu. Ve o dönemlerde nasıl biliyor musunuz? Kastamonu'da, o dönemler dediğim olay. Kastamonu'da 2. Dünya Savaşı ile ilgili haberleri tam akşam namazı saatine denk getirtiyorlar. Ve bu sebepten ötürü namaz kılmayan birçok insan demeyeceğim birçok hoca namaz kılmadığı olaylar var. Şimdi bakın insanlar namazı bırakacak kadar önemli görüyor. Üstad Hazretleri ise bundan bir şey sormaya bile değmez diyecek kadar 7 yıl önemsiz görüyor. Şimdi çok ilginç geldi. Ve bizim ahvalimiz hangisine benziyor acaba? Bakalım buyur devam et. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Bir. Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var? Dediler? İki. Şimdi bu derste iki tane sorunun cevabı var. Siz bu iki soruyla çok karşılaşacaksınız. İnsanın dünyevi bir meşgaleyle uğraştığından siz ona namazın daha önemli olduğunu anlatıyorsunuz ve de o da size bunu soruyor. Diyor ki acaba benim şu yaptığım dünyevi meşgaleden daha büyük bir hadisem var diyor. İkinci soruyu da soruyor. Acaba benim bununla uğraşmamın bir zararı mı var? Bakın bu iki soruyu anlamazsak ders akmayacaktır. Bir, neydi birinci soru var mı hatırlayan? Acaba ikinci dünya savaşından daha büyük bir hadisem var? İkinci soru benim bununla ilgilenmemin bir zararı mı var? Şimdi biz eskiden derse çıkarken Bazen hacı abiler yakalardı beni. Derdi ki, ya Mehmet hocam güzel anlatıyorsun ama biraz da gündemle ilgili konuşsan olmaz mı derdi. Şimdi beşerin gündemi basit geçici meseleler. Ne gibi? Hava gibi. Bir gün güneşli, bir gün bulutlu. Ama Allah Azze ve Celle kainata öyle bir gündem yaratmış ki bir kişiyi alakadar etmediği görülmemiştir. Nedir o gündem? Ölümün pençesinden kurtulmak. Allah Allah. Şimdi bizler asıl gündemimizden haberdar olmadığımız için Diğer meseleleri, diğer gündemleri önemli zannediyoruz. Evi yanmayan bir adam ocağın yanmasını önemli zanneder doğru mu? Çocuğu ölmemiş bir anne çocuğunun dişi kırılsa önemli zanneder doğru mu? Şimdi biz asıl meseleyi bilmiyoruz. Ya nedir ya bu kadar önemli olan asıl mesele nedir yani? Bundaki sır nedir? Asıl meseleyi bilmediğimizden diğer gündemler bize önemli geliyor. Üstad hazretleri diyor ki nevi beşerin en mühim meselesi cehennemden kurtulmaktır diyor. Şimdi şu cümleyi birine söylediğinde diyor ki ya ben bir şey yapmıyorum ki niye cehenneme gideyim? Ya zaten bir şey yapmamak cehenneme götürebilir mi insanı? Şimdi koskocaman Grostonluk gemiyi kaptan vursa kıyıya, gemideki bütün mallar telef olsa. Sonra kaptan dese ki ya ben orada bir oturuyordum bir şey yapmadım. Ya senin kaptan olarak bir şey yapmaman suç zaten. Senin dümeni çevirmen lazım. Benim iman etmiş biri olarak İmanın gereğini yapmam lazımken benim iman etmiş biri olarak bir şey yapmamam suç sayılıyor zaten. Yani biz meselelere bakış açımızı, nazarımızı, paradigmamızı komple değiştirmemiz lazım. Devam edelim mi? Cevaben dedim ki ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Ya şimdi ben bu cümleyi de ilk okuduğumda anlayamadım. Dedim ya ömür nesi az ya? 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl, 100 yıl yaşayan var. Az mı? İnanılmaz değil. Çok fazla. E şimdi Üstad Hazretleri neden ömür sermayesi azdır diyor. Demek burada sihirli bir kelime var. Nedir o? Sermaye. Şimdi ticarete girişen arkadaşlar. Sermaye nedir? Ana para. Peki sen geçmişte kazandığın paralara sermaye diyebilir misin? O an elinde değilse diyemezsin. Peki gelecekte kazanacaklarına sermaye diyebilir misin? Diyemezsin. Ömür sermayesi pek kısadır. Ne demek anladınız mı? Geçmiş gün ne olmuş Halis? Yok olmuş gitmiş. Gelecek gün ne oldu? Daha elimize gelmedi. Meçhul gelip gelmeyeceği de belli değil. O zaman burada ömür sermayesi pek kısadırdan maksat nedir? Şu an içinde bulunduğum andır. An. Şu an bulunduğum an. Yani benim ahirete kazanacağım şey şu an bulunduğum an. Ve bu azıcık an dediğimiz sermaye ile kazanılacak şey çoktur, çok. Sadece Allah'ın bizden istediği feda etmemiz gereken bir an yani. Başka hiçbir şey değil. Geçmiş zaman elimizden çıkmış. Gelecek daha henüz elimize gelmemiş. Allah'ın rızası için feda edeceğin tek şey, tek sermayen şu ömürde kullanacağın tek birikimin şu anki andır. Başka hiçbir şey değil. Ne kadar ilginç değil mi? Tam bu nazarla baktığında ne kadar kısa bir sermaye, ne kadar az bir sermaye değil mi? Ya. Evet. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi... Ne demek mütedahil daireler? İç içe, küçük, büyük, 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 büyük. Şimdi zihnimizde tefekkür edelim. Üstad Hazretleri bundan örnek veriyor. Daireler var diyor. Küçük, büyük, büyük, büyük. Merkeze bizi koyacak. Evet. Her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küreye arz ve nev-i beşer dairesinden tut tazi hayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Şimdi önce daireleri konuşalım. Sonra şu cümleyi unutmayacağız. Her dairede vazifen var mı? var. Yani şu ders şu. Hangisi daha önemli onu konuşacağız. Birinci daireye ne diyor? Kalp mide diyor. Bu kimle alakalı? Birebir benimle alakalı. Öyle değil mi? Tabi burada kalp dediği nedir? Latife-i Rabbaniye. Yani bütün manevi organların temeline kalp diyor. Beni en çok alakadar eden olay nedir? Kalp ve midem. Şimdi bunun bir an çalışmamasıyla ben hayatımı devam ettirebilir miyim? Kalbin mesela. Ettiremem. O zaman birebir benimle alakalı. Bir sonraki daireye gidelim. Ceset ve hanem. Şimdi mesela benim cesedimde elim gittiğimde hayatım devam edebilir. Ama bir üst dairede, daha dar olan dairede kalbim gittiğinde hayatım devam edemez. Bakın dikkat edin. Daire genişledikçe iş azalıyor. Daire küçüldükçe iş artıyor. İlk daire şuydu. Kalp, midem. Birebir benimle alakalı. Bir sonraki daireye bakalım. Ceset ve hane. Şimdi mesela senin aile başka şehirde değil mi? Şimdi sen onlar için canını bile verebilirsin. Ama her an düşünemiyorsun. Birinci dairedeki kadar yani kalbin ve miden kadar ceset bahaneni düşünemiyorsun. O zaman ne oldu? Daire genişledikçe sorumluluk azalıyor. Önemi de azalıyor. Bak şimdi bir sonraki daireye gidelim memleket. Bir sonraki daire dünya. Şimdi o zaman ne oldu? Şu formülü anlamamız lazım. Daire daraldıkça küçüldükçe ehemmiyeti artıyor. Daire büyüdükçe ehemmiyeti azalıyor. Şimdi bizim her daireye karşı vazifelerimiz olabilir. Ama en çok vazifemiz merkezdeki daireye. Şimdi bir insanın o merkez daireyi kurtarabilmek için, yani kalp ve mideyi kurtarabilmek için elinde tek bir sermayesi varsa bu sermayeyi inanın riske atmaz. Bir gün ben bir kuyumcuyla konuştum. Bir tane emekli amca gelmiş buna. Aylarca diyor geldi, aylarca. 100 bin lira emekli maaşı birikimi, ne zamanın parasıyız. Anan aşağı baban yukarı, aylarca aylarca ben bunu altın mı yapayım, döviz mi yapayım, ev mi alayım, arsa mı alayım? Bak sen geçen böyle dedim, bu adam böyle dedi. Ya kuyumcu demiş, emmi demiş, düş yakamdan ya. Demiş, düşmem. Ben demiş, kazanmak için yıllarımı verdim, Değerlendirmek için de aylarımı veririm demiş. Ya sen verirsin de. O seni ilgilendiren daire. Kuyumcudan ne istiyorsun o kadar? Şimdi adam 100 bin lira ya. Sonsuzun sermayesiyle kıyasladığında para etmiyor bu ya. Ya 100 bin lirası için bu kadar sual ediliyorsa. Bu arada bu adam dedik, yaşlı amca dedik. Hepimiz öyle değil miyiz? Ha? Yatırımlarımıza, birikimlerimize, etçimize, gücümüze. Bu sorumluluklara bu kadar önem veriyoruz ama bunlardan daha önemli başka bir mesele olduğunu söylüyor Üstad Hazretleri. Hayat dediğimiz tek sermaye var elimizde. Tek sermaye. Ya bunu anlamıyoruz bak ezel ve ebedin ortasında bir tane hak KPSS gibi üniversite gibi ikinci hak yok bak yok kurşun yedin gittin hastaneye doktor dedi kurtuldu Allah'ın izniyle ya var ikinci hak var çocuğun olmadığı yıllardır doktor dedi ki ya bugün oldu dedi yani Şimdi her şeyin var devamı var B planı var bunun var mı? Yok bakın üniversite sınavına giriyoruz dakikalarla yarışıyoruz. 3 saat. Ben de öğretmenim. Ben de talebeler öyle diyorum. Bak şu 3 saat dikkatini bozma. Şeker soğuyalanma gerek yok falan. Şimdi neden böyle diyoruz? Çünkü bir dakika bilinen adam atlatıyor. Doğru mu? Bak bir dakika. Ve çocuk şunun farkında. 3 saat ile 50 yılım şekillenecek. Yani bu 3 saatte bir diploma kazanacağım. Bunun adına doktorluk diyecekler, öğretmenlik diyecekler, mühendislik diyecekler. Ne olacak ondan sonra? 50 yılın bununla şekillenecek. Ya dünyadaki 50 yıl için bu kadar 3 saatine kıymet veren insanları düşünelim. Biz de onlardan olduk. Sonsuz bir hayat var. Yani bu yaşadığın ömrün sermayesi sonsuzla kıyaslandığında ne kadar fazla edebilir ki? Bu kadar az bir sermayeyi bizler gibi düşünebilen insanlar riske atabiliyorsa, Rabbinden uzak yaşayabiliyorsa, asıl mesele, asıl dairenin meselesi gözden kaçıyorsa bizde delilik emaresi var demektir. Çünkü ancak deliler kendisine neyin zarar vereceğini düşünemez. Buyurun devam edelim. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife Onu var. Bunu tekrar hatırlayalım. En küçük dairede ehemmiyet artıyor. Bir de sırlı kelime geldi. Anahtar kelime daimi. Yani dairenin merkezi daimi. Daire büyüdükçe de ehemmiyeti ne oluyor Necdet? Azalıyor. Bak burası çok elzem. Evet. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makusen mutenasip vazifeler bulunabilir. Şimdi bence anladık değil mi? Daire küçüldükçe ehemmiyeti artıyor, daire büyüdükçe ehemmiyeti azalıyor. O zaman şu hayatımızdaki dairelerle ilgili bir sual edelim, konuşalım ki mesele tam anlaşılsın. Doların düşmesi, yükselmesi önemli mi? Önemli. İnsan ev alıyor, araba alıyor, iş yapıyor, yurt dışına ithalat yapıyor, ihracat yapıyor, evini geçindiriyor. Önemli mi? Önemli. Namaz önemli mi? E namaz da önemli. Şimdi asıl soru şurada bak, bu daire esprisi burada. Hangisi daha önemli? mühim, ehem. Hangisi daha önemli? Şimdi dolar yükseldi diye ben cehenneme gitmem. Ama namazları böyle affedersiniz çöp gibi etrafa attığım anda, ağzını yüzünü kırıp köşeye attığım anda benim cehenneme gitme ihtimalim var. Şimdi hangisi daha önemli oldu? Bakın Hanbeli mezhebine göre namazı kasten kılmayanın itikadi bozukluğu olduğunu söylüyor imam. Şimdi olayı görüyor musun? Dolar yükseldi, düştü, işim gücüm bir şey oldu, öyle böyle oldu. Bak bu ehemmiyetsiz demiyorum. Uğraş yani dünya koşturuyorsun Allah için. Ama ben bu yüzden cehenneme girmem. Peki ben namaz kılmazsam, Allah'tan bir haber yaşarsam, ya iman ettim deyip de Kur'an'ın söylediği gibi iman bende mevcut değilse, ne olur akıbetim? Sonsuz bir cehennem olur. Şimdi Üstü Hazretleri diyor ki, o büyük daire daha cazibeli diyor. Ne demek cazibe? Muhabbeti kendisine çekmek isteyen demek. Şimdi mesela biz masada otursak bir konuşacak olsak, kılmadığımız namazları, yaptığımız hataları mı konuşmak isteriz? Yoksa Amerika'nın seçimlerini mi konuşmak isteriz? Hangisi? Şimdi seçimleri konuşmak istiyor. Neden? Adam kendisini düşünmüyor, değil mi? Ya bir gün muhabbet duydum da adam faize giriyor. Bu Almanya'daki tuvaletlerde de taharet musluğu yok diyor. Şimdi adamın düştüğü çukura bak, konuştuğu meseleye bak. Öyle değil mi? Yani birbiriyle bu kadar alakasız meseleler. Şimdi bunun devamında ne oluyor? Daireler yer değiştiriyor. Dışarıda seni çok az ilgilendiren daire nereye geldi? Merkeze geldi. Merkezde Allah'a birebir sorumluluğun olduğu daire ne oldu? Dışarıya gitti. Böyle olunca ruh bozuldu mu? Bozuldu. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Adam o temel dairenin yapması gereken mesuliyetlerini yapmamak için bu sefer İslam'ı kötüleyip iftira bile atmaya başlıyor. Düşünün ya kainatın yaratılış sebebi, varoluş sebebi İslam, iman, Allah, Peygamber aleyhissalatü vesselam bir insan bunları kötülemeye başlıyor. Çok duymuşsunuzdur değil mi? Ya şunlar gerçek İslam'ı yaşamıyorlar. Bu yüzden ben de bu dinden soğudum bak. Asıl mesuliyet Nasıl gidiyor? Hiç kimse ekmek almakta soğumaz bu yüzden değil mi? Kötü bir tane tüccar gördüğünde hiç kimse paradan soğumaz. Kötü bir doktor gördüğünde hastalandığında hastaneye gitmekten soğumaz. Ama bu meseleden soğuyor. Böyle bahane gördün mü sen hayatında? Madem gerçek İslam zihninde bu kadar açık ve net, sen yaşayıp bize doğrusunu göstersene. Bu da ayrı bir soru, ayrı bir çelişki. Şimdi bunun yeni bir akım şekli var. Daireler yer değiştirdi, anladık değil mi? Daireler yer değiştirince ruh bozuluyor. Ruh bozunca ne üretiyor İbrahim abi? Bahaneler üretiyor. Şimdi bu bahanelerde yeni bir akım var. Nedir biliyor musunuz? Bir haramı başka bir haramla savunmak. Kardeşim bak şu içki haram. Olsun ya daha beter günahlara giren var. Subhanallah. <laughs> bak böyle bir akıl tutulması görülmüş değildir ya. Kardeşim bak şu şu alkol, faiz falan bunlar haram. Ne diyor? Olsun ya millet ne günahlar işliyor değil mi? Allah Allah. Akıl tutulmasına bak. Kardeşim şu yaptığın haram. Ya olsun hırsızlık yapanlar var. Böyle hep de birini atıyorlar yani bu. Attıkları Müslüman kim onları da göremedik de daha işte. O öyle yapıyor böyle yapıyor. Bu sen ne oldu daireler yer değiştirdiğinde? Bir haramı başka bir haramla savunmak gibi bir akıl tutulması yaşandı. Bunlar neyden ötürü oluyor beyler? Dairelerin ehemmiyet sırasını bilmediğimizden. Daire küçüldükçe ehemmiyeti artıyordu. En dar daire bizzat ben ve Allah'a karşı mesuliyetimle alakalı. Bakın bu daireye hanım çocuğum girebiliyor mu? Onlar bile giremiyor. Benim Allah Azze ve Celle'ye kul olarak mesuliyetim, eve olan, eşe, dosta olan mesuliyetimin bile önünde. Ondan sonra daire genişledikçe o mesuliyet o şekilde azalarak devam ediyor. O zaman şurayı tekrar konuşalım. En büyük dairede mesuliyet en az. Tamam mı? Tamam. Peki en büyük daire deyince aklınıza hangi daire geliyor? Hangi daire geliyor? Siyaset dairesi. Belki benim vazifemin en az olduğu daire. Şimdi merkez daireye baktığında 1 bölü 1. Benimle alakalı. Bir genişleteyim ev daireme bakayım vaktimin yarısını onlara veriyorum desem 1 bölü 2 yarısı kadar. İşte akrabalar şunlar bunlara gitsem 1 bölü 3 1 bölü 4. Siyasete geçtiğin anda bir oy kullanma hakkın 1 bölü 80 milyon seni alakadar eden bir dairedesin. Ne kadar çarpık yaşıyoruz değil mi? Yer değiştirmiş yaşıyoruz. Şimdi o vazifemiz ne? 1 bölü 80 milyon oy kullanmak. Merhum 40. Hoca diyor ki oy kullanmak siyaset değildir oy istemek siyasettir diyor. Şimdi bu pencereden bakmamız lazım. Bu dersi neden elzem biliyor musunuz? Üstadın hayatında bu dersin yaşanıldığını görüyoruz. Zira Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki bizim elimizde nur var, topuz yok diyor. Nur dediği ne biliyor musun? Bu o dersler, iman hakikatleri. Topuz dediği ne peki? Siyaset. Neden elimizde nur var, topuz yok gibi bir cümle kuruyor Üstad Hazretleri? Şimdi şu yüzden toplumun bakış açısına baktığında bir insan siyasetle dini aynı anda yansıtırsa toplum şunu düşünüyor. Bu adam bizi nur ile çekecek, yani bu anlattıklarıyla çekecek, topuzla da kafamıza vuracak diyor. Ve bu dinleyen bir insana emniyet vermiyor. Ve insan kafasında şunu düşünüyor. Demek ki diyor bu nuru, yani bu hakikatleri siyasete adam çekmek için kullanıyor diyor. Bu sefer adamda bir güvensizlik oluyor ve artık iman hakikatlerini dinlerken de nasıl dinliyor? Tereddütlerle dinliyor. Bu yüzden Üstad Hazretleri siyaseti komple hayatından terk edip çıkardığını söylüyor. Şimdi bir gün yine eski zamanlarda birisi gelmişti yanımda. Dedi ki ben sizi dedi, yıllardır dinliyorum ve bekliyorum. Ne zaman siyasete gireceksiniz diye. Bekliyorum dedi. Baktım bir yıl geçti, iki yıl geçti, üç yıl geçti. Ne siyasete girdiniz, ne size bir menfaat gördüm. Ne de size verilen şahsi bir hediyeyi dahi kabul etmediniz. Ben size tam teslim oldum dedi. Şimdi demek insanlar ne gözle bakıyor? Acaba diyor ikisini birlikte mi bize sunacaklar gözüyle bakıyor? Bir diğer sebep nedir? Yani nur ile topuzun, topuzu ne demekti? Siyasetin. Aynı anda kullanılmaması, üstadım bunu yapmadığının bir diğer sebebi nedir? Bütün insanlar bu hakikatlerin müşterisi mi? Müşterisi. Ateisti, deisti, filan futbol takımlısı, filan siyasi takımlısı. Bunların her birisi buna müşteri ise, her birisi buna muhtaçsa, demek ki bu hakikatleri anlatan birisinin bunlara eşit bir mesafede anlatması lazım ki aynı tereddütler sonsuz hayatlarını endişeye atıp kaybettirmesin. Ama bunların haricinde mesleği siyaset olan, siyasi olarak bu işlere hizmet etmek isteyen birileri de olabilir mi? Olabilir. Onlar da o cihette hizmet edebilir. Birileri de onların yaptığı güzelliklere, iyiliklere taraftar olabilir ama tarafgir olamaz. Farkı anladınız mı? Yani vatana, millete, imana hizmet eden hangi kanalda olursa olsun insan buna taraftar olabilir ama tarafgir olamaz. Yani benim takım, tek takım, sizin hepiniz silik bitti dediğin anda bu hakikatleri dinleyen insanlar az önce kullandığımız ve sunduğumuz tereddütlere girerler. Ana konudan tekrar gireyim. Bizim merkez dairemiz bizken siyaset en geniş daire oluyor. Bu yüzden dairelerin yerini ve sırasını karıştırmamamız lazım. Ve Üstad Hazretleri bu dairelerin yeri ve ehemmiyetiyle ilgili kendisi için şu cümleyi kullanıyor. Kur'an hizmeti beni siyaset aleminden şiddetle menetti diyor. Anladınız mı? Kendisine verilen vazife bu daireleri de bu şekilde sıralamasını elzem hale getirmiş. Buradan anlamamız gereken ne? Sabahtan akşama kadar televizyonun başındayız. Ve bir siyasi noktada vazifeli bir adam da değiliz. Ne çocukla ilgileniyorsun, ne hanımla, ne evle, ne birine hayırın faydan oluyor. Ve bunun yanında başka ne eksikler oluyor? Namazın yok, namazın. Rabbini tanımıyorsun. Faiz nedir bilmiyorsun. Dinin yasaklarını bilmeden dinin yasaklarından nasıl uzak kalabileceksin? Olay ne oluyor? Daireler yer değiştiriyor. Bakın daireler yer değiştirdiğinde bir insan artık canı istese de bunu uygulayacak kuvvet de bulamıyor. Neden? Kuvveyi maneviye dediğimiz o gücün elde edilmesinin yolu bu daireleri yerli yerinde tutabilmektir. Devam edelim mi? Buyurun. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, malayani ve afaki işlerle meşgul eder. Ya etrafınıza bakın. Geniş daireyle alakadar olan mı çok? Yoksa dar daireyle alakadar olan mı çok? Mesela birisiyle oturduğunuzda ne konuşuyorsunuz? Ya şu şeyin ahvali nasıl olacak mı diye konuşuyorsunuz? Yoksa ya ben de şu namazlarımı tam hakkıyla eda edemiyorum. Sanki tadil erkanla namaz kılmadım mı düşünüyorum. Hangisini konuşuyorsunuz Necdet? Yani bu diğer meseleyi açtırmıyorlar ne konuşması? Açtırmıyorlar bile. Ve bütün insanımız siyaset, Diyanet bir de tıp noktasında alim, uzman, ordinaryus değil mi? Bu üçü kaçmaz. Bence futbol da vardır ama ben futboldan anlamıyorum. Ya nasıl kaçırdı diyor onu binlerce parametreyi hesaplayarak da. Şimdi bir gün bir arkadaş söylemişti. Dedi abi dedi biz Avrupa'nın dedi telefona en bağımlı ülkesiymişiz dedi. Abi dedi nasıl olmayalım dedi ya. Beş dakikada bir gündem değişiyor. Ben dedi beş dakika telefona bakmayayım on yıl geriye gidiyorum. Nasıl alakalı olmayayım? Dedi. Şimdi tamam güzel alakalı oldu ya sonsuzu kurtaracağın parametrelerle alakan yoksa bu daireler yer değiştirmiş ve karıştırmış olmaz mı? Ah ah. Şimdi biz bu daireler karıştığından dolayı sürekli ağzımızda affederseniz aynı zırvalar var. Vaktim yok diyoruz. Neye vakti yok? Dünyaya gönderiliş gayesine vakti yok. Bizim zaten vaktimiz yok. Vakti sen mi yarattın abi? Yok. Vakti yaratana vaktim yok diyorsun. Zaten vaktim yok. Yaratamıyorum ki öyle bir şey aşağı. Şimdi olayın çok problemli noktaları. Bu daireler yer değiştirdiğinden esas meselemizi unutmuşuz. Şimdi mesela bir adam beni işe alsa, şu evrakları yazmak için. Adam bana dese ki Mehmet Bey şu evrakları yazman lazım. Ben de desem ki kusura bakma vaktim yok desem. Ne der o adam bana? <laughs> Ulan ben maaşını veriyorum, ben paranı veriyorum, ben işe aldım, bana nasıl vaktin yok? Bakın kainatın yaratılış sebebi bu mesele bu. İman meselesi, marifetullah meselesi, Allah'ı tanıma davası, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a benzeme davası. Sen buna vaktim yok dediğinin farkında mısın? Böyle bir şuursuzluk olabilir mi ya? Vaktim yok dediği şey, Kainatın yaratılış sebebi. Yıldızlar bunun için gökyüzünde. Dünya bu yüzden dönüyor. Güneş bu yüzden vazifesini yapıyor. Yeryüzündeki oksijen, karbon döngüsü bu yüzden var. Denizde balıklar bu yüzden yüzüyor. Arılar bu yüzden bal yapma mücadelesinde. Sen kainatın varoluş sebebine ne diyorsun? Okey taşı vururken vaktim yok diyorsun. Kainat senin için çalışırken vaktim yok demek ne kadar abes bir durum. Hangi beş para etmez mesele bizim gündemimizi aldı da asıl mesele gündemimizden çıktı. Hayret verici bir olay, hayret verici ya. Koskoca kainatın sahibinin gündeminde biz varız. Bizim gündemimizde beş kuruş etmez meseleler var. Ya o kadar çok böyle şaşırıyorum ki. Bu meseleleri anlatıyorum. Çok insanla muhatap oluyoruz, vaktim yok diyor. Birkaç gün sonra tatile vakit, kendi özel arzularına vakit. Hiç zaruri olmayan bir birikim için vakit, keyfi için vakit. Subhanallah. Yani bu delilik emaresi bunlar. Ancak bir deli kendisine zarar verileceğini anlamaz, hissedemez ve tedbir alamaz. Bunlar delilik emaresi. Demek ki daireler yer değiştirdiğinde nereye zarar görüyor ruhla birlikte? Akıl da zarar görmeye başlıyor. Ben geçen düşündüm de çok üzüldüm. Dedim ki şu an dünyaya yeni gelen bir insan hayata direkt dünyalık olarak başlıyor. Yani sanki bütün ürünler aynı fabrikadan çıkmış gibi. Geçen okudum haberlerde. Anne çocuğuna daha doğmadan anne karnında İngilizce öğretmeye başlamış. İşte İngilizce dinletiyormuş. Çocuğum dünyaya geldiğinde diğerlerinden bir adım önde olsun diye. Bak daha çocuk gariban dünyaya gelmeden dünyanın yarışında buldu kendisini. Şimdi öyle olmuyor mu? Eskiden öyle oluyordu değil mi? Ev, iş, üniversite şimdi çocuklar dünyaya gelmeden başlıyorlar buna. Biz bir gün kapıdan baksak herkes koşuyor Osman biz ne yaparız? Biz de koşarız. Biri bizi yolda tutsa dese ki birader nereye koşuyorsun? Vallahi bilmiyorum herkes koşuyor diye koşuyorum. Aynı ahval yok mu? Herkes gelmiş dünyaya Sigortam şöyle olsun, yaylam böyle olsun, evim böyle olsun, aman hanımın tek taşı böyle olsun. Kimse nereye koştuğunu, ne için koştuğunu biliyor mu? Bilmiyor maalesef. O yüzden bu derslere çok ihtiyacımız var. Şimdi biz sürekli tekrar ettiğimiz meselelerden bir tanesi de dünyayı kazanma. Dişimle tırnağımla kazandım. Dişin tırnağını nereden kazandın? Dünyayı kazanmaya geldim. Ya dünya kazanılacak bir şey değil. Allah'ın verdiği bir şey. Burada da bir çelişki var bizde. Şimdi mesela sen bir tane tohum ekiyorsun değil mi İbrahim abi? Ne oluyor? Ağaç oluyor. Meyve veriyor, meyveyi dalından koparıyorsun. Bu kazanmak mı? Kazanmak ne demek biliyor musun? Senin o portakalı yaratabilmen demek. Var mı yaratabilen? İşinizde kivi, şeftali, portakal yaratabilen var mı? Yok. Yani bir sultanın sarayındasın, sana ikramlarda bulunmuş, sen o ikramları kazandığını söylüyorsun. Bir hayal edelim, gittik bir sultanın sarayında, bizi misafir olarak ağırlıyor. Bir gün dese ki ya şöyle şöyle işler vardı, neden yapmadın? Senin sarayında aç kalırım, açlıktan ölürüm diye endişe ettim, o yüzden bu işleri bıraktım, terk ettim. Ne der o sultan? Benim sarayındasın, zaten benim mülkümdesin. Zaten benim verdiklerimle hayatını idam ettiriyorsun. Aç kalmak ne demek ya? Bir sultana bunu söylesen kellen gider. Ne demek benim sarayımda aç kalmak ne demek? Düşün, sultan sana ziyafet vermiş ya. Doldurmuş ikramlarla. Bir bakıyor sen köşedeki markete gitmişsin, elinde poşetle püsküvit püsküvit var. Sultan dese ya sana ziyafet verdim bunlar ne? Sultanım güvenemedim sana beni aç bırakırsın diye. Ne yapar o sultan senin? Ne yapar? Allah kainatı bezemiş, sen kazanacağım diye asıl işi, asıl mesleği bırakıyorsun. Bir yerde diyor ki, benim verdiğim rızıkların endişesi sakın ha sizi kulluk vazifesinden almasın buyuruyor. Bu sadece işini yapmamak değil, bu rızkı kazandım dediğimiz hadise bir de Allah'a güvensizlik olarak itamda bulunmaktır. Bizim problemimiz şurada. Biz Allah'a inandığımız için mi Müslümanız yoksa Müslüman olduğumuz için mi Allah'a inanıyoruz? Tam burada bir çelişki var. Farkında mısın yine daireler yer değiştirdi. Allah'a inandığım için budur ya kainatın yaratılış sebebi budur dediğim için mi iman ediyorum? Yoksa biri adımı Müslüman koymuş. O yüzden de bir Allah var deyip geçiyorum. Hani boş konservede hala markası yazar ya tam ekmam ekliği ama içi boştur. Öyle bir Müslüman mıyım acaba? Bu noktada problemimiz var. Devam edelim mi? Sermayeyi hayatını boş yerde imha eder. Ne olursa daireler yer değiştirip karışırsa. Evet. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen de bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. Üstad Hazretleri'ne iki soru soruyorlardı. Neydi? Bir, bu harp boğuşmalarını takip etmiyorsun. Daha önemli bir mesele mi var? Bunu takipte bir zarar mı var? Şimdi bakın. Bir sorun daha çıktı. Bazen birileri takip ederse ne olur diyor? Taraftar olur. Neye taraftar olur diyor? Bir tarafa. Devamında da onun zulümlerini hoş görür. Zulmüne şerik olur diyor. Yani şerik ne demek? Ortak olmak. Bakın İslami bir kayda daha görüyoruz. Geniş dairenin boğuşmalarını merakla takip ettik. Takip ettiğimiz organlar ne? Basın, medya, komşu, Ali dayı. Yani açıkçası birçok verilen haberde güvenilir bir kaynak da ortada diyor. Tahlil etmeden, tahkik etmeden duyduğumuzu alıyoruz. Peki bu aldıklarımla bir yere taraftar olsam, taraftar olduğum yerde zalimlik yapsa? İslami kayda neymiş? Zulmüne de ortak olurum. Yani sadece zalim birisiyle el ele olmak gerek yok. Zalime taraftar olduğunda zulmüne de Allah seni ortak ediyor. Çünkü zulme taraftarlık zalimlik hükmüne geçiyor. Şimdi değer mi mesela bunun için sonsuz hayatı kaybetmeye? Birçoğumuzun mesela iman zafiyeti var ve altyapısı müsait değil buna. Zaten kuvvet alabileceğin bir kuvve-i imaniye yok, kuvve-i maneviye yok. Bir de orayı beslemeden, doyurmadan dış ceryanlara. Ceryan ne demek? Hani iki kapı açık olur, o gelir, o gider. Aynı dünya ceryanları diyor değil mi? Dünyadaki hadiseler ceryan gibi. Bir o haber geliyor, bir o haber geliyor. Bir emminle konuşuyorsun, bir dayınla konuşuyorsun, bir amcanla, bir komşuyla, bir gazete, bir haber. Bu sefer sen yanlışlıkla bir zulme tutulsan ne olur başka zarar neymiş? zulmine de ortak olabilirsin. Demek Üstad Hazretleri kendisini bundan da koruyormuş. Buyur devam edelim. Onun zulümlerini hoş görür, zulmine şerik olur. Birinci noktaya cevap ise. Neydi birinci noktadaki soru? Bundan daha mühim bir mesele mi var? Ne olabilir mesela dünya savaşından büyük mesele? Gezegenler savaşı mı? Yok. Ne olabilir yani daha büyük mesele? Bakın rivayetlerde geçiyor diyor ki cennete sürünerek girene, sürünerek en son girene. Şu dünyanın mutlu mesut halinden bin tane verilecek. Hangi dünya meselesi, hangi merak aver mesele bana bunu sağlayabilir? Ya olaya bakar mısın? Bunu iddia eden Allah Azze ve Celle bak. Ayette ne diyor? Onlar ki gayba iman ederler diyor. Ya iman burada lazım işte. Cennete en son sürünerek girene şu dünyanın mutlu mesut halinin bin katı verilecek. Şimdi anlıyor musun? Odaya gelen radyo sesine rağmen dinlemedim. Buyurun devam edelim. Evet bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti amme davasından daha ehemmiyetli bir dava herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa İbrahim abi tabirleri görüyor musun? Alman ve İngiliz kadar serveti olsa evet ve aklı da varsa bak nereye gitti konu yine? Akla evet o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. Şimdi bizde bu his ve heyecan yoksa ne yok o zaman? Bunu anlayacak iman yok, akıl nuru yok demek ki. Bakın neden bu dersleri yapıyoruz? Hastayız çünkü problemimiz var. Dünyada problemleri olan insanlar da bir araya geliyor mu? Dernek kuruyor mu? Vakıf kuruyorlar mı? Mesela Allah yardımcılar olsun lösemiye yakalananlar nasıl çözüm bulabiliriz diye bir araya geliyorlar. Çocukları Down sendromlu olanlar bir araya geliyorlar nasıl bir çözüm bulabiliriz diye. Bakın bunların tamamı geçici meselelerken sonsuzu kaybetme gibi bir dava açılmış. Değil bizim bütün dünyanın nazarını, dikkatini, cazibesini bu meseleye teksif etmesi lazım. Bir kez değil bin kez konuşsak, bir gün değil her saniye Allah desen sonsuzun karşısında gene az. O yüzden buradaki merkezdeki vazife neydi? Daimi vazife. Allah Allah. Ehemmiyete bak Zeki. Devam. İşte o dava ise 100 bin meşahiri insaniyenin ve hadsiz nev beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan, kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaadu ahdlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki O veli kulların veyahut başkalarının verdiği haberleri gözüyle gören var kim? Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam nerede? Miraç'ta ayanmayan görmüş hepsini. Cennet böyledir. Cehennem böyledir. Her birinden bize haber vermiş. Ya hadi tamam biz yarım yamalağız. İnanılacak gibi değiliz. Komşu da çok hoşumuza giden bir adam değil. Birinin bahsettiği Evliyaullah'tan Allah'tan bizzat var. Hadi onun da memleketi uzak. Hadi 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 hadi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor ona da mı itimatın yok ya? Ona da mı itimatın yok ya? Subhanallah. Nasıl bir akıl tutulması? Evet. Herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Ya kaybedersek? Mesela dünyada kaybettiğinde B planları var mı? Var. Mesela geçen yine bir araştırmada okudum da. Üniversiteye giremeyip ticaret yapanlar girenlerden daha varlıklıymış. Yani Allah'ın açtığı B planları dünyada bile rahmet. Problem var mı? Problem yok. Peki buradaki A planı tutmazsa ne olacak? B planı var mı? Demek ki sırat bu dünyada geçiliyor o zaman. Bu dava kaybedilirse sonsuz kaybediliyor yanında. Devam edelim. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Bak şimdi burada çok ilginç ya. Bizim en az bildiğimiz şey iman ama en çok bildiğimizi zannettiğimiz şey gene iman. Hatta bazı anlamayanlar diyor ya bu kadar iman dersi yapılır mı? <laughs> İnandık işte falan diyor. Değil mi? Ne kadar ilginç meseleler ya. Ne kadar ilginç meseleler. Şimdi adamın ahvali nasıl? Başını secdeye götürecek gücü yok ya. Geçen gördük böyle baba yiğit bir çocuk. Baba yiğit. Ne güzel muhabbet ettik. Tam namaza durduk. Abdestim yok, ben şimdi kılmayayım dedi. <laughs> Zaten yok, alıyorsun onu yani. O böyle doğuştan olan bir şey değil ki yani. alıyorsun onu, bir suyu değdiriyorsun böyle. Ama dünyaya çok ilgilendiği her halinden belli. Baba yiğit bir olan. Şimdi seni secdeye götüremeyen bir iman cennete nasıl götürecek? Nasıl götürecek? Seni haramlardan çeviremeyen bir iman cehennemden nasıl çevirecek? Ya biz imanı zannediyoruz ki ben Allah'ı öyle bir seviyorum ki. şş, bak başka benim gibi. Ya bırak boş lafları ya, bırak boş lafları. İman nereden belli olur? Ubudiyetten ve haramlardan sakınmaktan belli olur. Herkes için sabah akşam kalk, herkes için sabah akşam yat, şu başı secdeye götüreme, kalbini haramlardan uzak tutama, subhanallah. Bakın Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki, akıllara zarar bu cümle. Yoksa günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir diyor. Ama nasıl geziyoruz hepimiz? Allah mı? Üf ben ne biçim severim? Dedem vardı o da çok severdi. Oradan başlıyoruz hikaye hikaye hikaye. Buyurun devam edelim. Ve bu asırda maddi yunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Davayı kaybetmeye sebep neymiş? Maddi yunluk taunu. Taun ne demek taun? Bulaşıcı hastalık demek. Şimdi mesela bir bulaşıcı hastalık veba veba geldiğinde ne olmuş? Birçok insanı sürüp süpürdüğü olmuş değil mi? Maddi ne diyor? Taun diyor ya. Bulaşıcı hastalık diyor yani. Neden öyle diyor? Adama dokunduğumu bir anda dünyevileştiriyor adamı. Ne oluyor ondan sonra? Kimi görsen işler nasıl gidiyor, güçler nasıl gidiyor? Öyle dönmüyor mu dünya? Ahiret nasıl gidiyor diye sorsan deli derler ya. Kafayı yemiş derler. Demek neyin taunu bu? Ya hangi hastalık bulaşmış? Şimdi ben ahiret için yaratıldıysam bizim ahireti konuşmamız lazım. Ama sürekli dünya nasıl gidiyor diye herkes sorarken ahiretin ne oldu nasıl gidiyor diye sorsan der ki ooo lan yeni bir hacıya çarptık çaptıklar. Bak bak. O zaman bir taun var ortada. Şimdi bir adam maddi bir cihat'a girse, orada da öldürülse şehit olur mu? Biz olur. Peki bir insan bu maddi onluk savaşına girse, öldürülse ne olur? Taun diyor. Taun sonsuz cehennem olur. Yani girdiğin anda kazanamayacağın bir savaş ortada. Şimdi biz nasıl girmişiz peki bu maddiyonluk? Maddiyonluk deyince sadece para pul demeyin, düşünmeyin yani. O daire sistemini kuramadığın anda zaten bu vebaya kapılıyorsun. Şimdi adam evde oturuyor değil mi? Yine aynı televizyon örneğinden verelim. Basıyor kanala, basıyor kanala. İki ona sövüyor, iki ona sövüyor. Ne yapıyor televizyondan? İsrail'i mahvedecek, bitirecek. İman nasıl? Sallantıda. Allahu alem ne şekilde? Nereden bekliyor düşmanı? Dışarıdan İsrail bekliyor, dışarıdan Amerika bekliyor. Bir gün bir açıyor, bir tanesi bir anlatıyor. Hadis inkarı. Kabir yok, kader yok, şu yok, bu yok falan. Ya da İslam'a muhalif bir cümle söylüyor. Ya diyor bu ne kadar mantıklı konuşuyor diyor. Helal olsun diyor. Bir taraftar oluyor mu? Oluyor. Dışarıdan İsrail bekliyordu. içeriden İsrail geldi. Dışarıdaki Yahudi'ye nazar etti. içerideki Yahudi'yi unuttu. Neden böyle oluyor? Daireler karışıyor. Dersin önemi ortaya çıkıyor mu? Allah Allah. Demek kalbe ruha yatırım yapmadığında sonuç bu mu? Sonuç bu. <laughs> Devam edelim buyurun. Burası çok çok elzem ama bu meseleyi mutlaka bilmemiz lazım. Bir ahbabım demişti ki bu meseleyi bana eski hayatta okusaydın dedi. Şunu dedi koluma dövme yaptırırdım dedi. O da kendi jargonundan konuşuyor. Öyle bir mesele. Buyur. Hatta bir ehli keş ve tahkik bir yerde 40 ve fiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler. 40'tan kaç? Birkaç. Şimdi birkaç Arapçada cemmin ekali diye geçiyor. Yani çoğun en azı. Arapçada bir tekildir, iki de tekildir. Üç nedir? Çoğuldur. Çoğulun en azı kaç oluyor o zaman? Üç. Bir rivayette bu şekilde düşünebiliriz yani cemmin ekali ne demek oluyor? Üç demek oluyor. Başka rivayetlerde Üstad hazretleri bunu bir olarak işaret etmiş diyen abiler de var. İkisi de çok az yani. Hayır ne fark ediyor ki? Bir olsun üç olsun. Şimdi bir kişi Bu meseleyi kazanmış. Bunlar Nasıl insanlar peki? Başka bir yerde rivayet ediyor. Diyor ki Cami cemaatinden 40 kişiden diyor. Yani bunlar Müslüman mı? Müslüman. Bak Ne kadar zor bir dönemdeyiz farkında mısınız? İman alevden kor gibi Atsan iman gidiyor, tutsan elin yanıyor. Farkında mısın? 40 kişiden yalnız birinin imanla kabre gittiğini gördüm diyor. Kalan 39'u telef olmuş diyor. Telef! Sen kendini hayal ederken nasıl ediyorsun? Ben bu birimdir. Sen o birimdir diye hayal edince dünyadaki tavun sana istediği gibi bulaşıyor. Ya 39'daysak nasıl yapacağız? Nasıl çözeceğiz biz bu işi? Şu olaya bakar mısın? Cami cemaatinden 40 kişiden bu davayı yalnız bir kişi kazanıyor. Bu mektubun yazıldığı yıllar kaç? 45-46. Belki namaz kılmayanın olmadığı bir dönemde yazılan mektuba bak. Peki bize vurduğunda kaç olacak? Bence bu hesabı iyi yapmamız lazım. Buyurun. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Doldurabilir mi? Mesela imansız öldün. Nasıl teselli olursun? Var mı bir hayal ettiniz mi? Gittiğin hesaba tutuldun sonsuz cehennem. Nasıl teselli olacağım? Ya dünyanın da hakkını verdi ama. Versin elinde tutulmuyor gitti. Nasıl teselli olacaksın? Ya var ya ama dünyada kalan herkes bu adamı çok güzel yad ediyor. Öldükten sonra ne kadar hızlı unutacağını bir bilseydin, Allah'ın rızasını kazanmaktan başka kimsenin rızasını umursamazdın. Hiçbiri para etmiyor, hiçbiri. Kırkta bir yahu, kırkta bir kazanmış ya, kırkta bir. Hissedemiyoruz ya, nasıl olacak bu iş? Okuyacağız inadına, buyur. İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur şakirtleri her birimizin 100 derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Ne diyor biliyor musun? Kendi çiçeklerini sulamaya o kadar dal ki başkasının bahçelerinde çiçek açıp meyve vermiş mi diye aldırma diyor. Bu böyle kazanılacak bir dava. Ancak davasında dalgıç, umuma karşı dalgın olanların kazanacağı bir dava. Neden öyle? Kabirde de öyle olacak, sıratta da öyle olacak. Başka hiçbir şey seni ilgilendirmeyecek. Madem Ukbada bir şey ilgilendirmeyecek, gel bu işe dünyadan başla. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve davana davananel hamdülillahi rabbil alemin el fatiha ma salat.